Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayınında ben Işlay Sakarya sunumunda Türkan Haberleri'ni izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada hastalığın bir haftada en çok vaka sayısına ulaşmasının 4. haftada Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçtiğini, virüsün yayılma gücüne karşı şu anki şartlarda yayılma hızını kontrol altına almaya başlandığını, dün 107 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki mevcut karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığını açıkladı. Rütük yayıncının ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın 30-31 Mart ve 1 Nisan 2020 tarihlerindeki koronavirüs gündemiyle ilgili yaptığı yorumları değerlendirdi. Kurul salgın hastalığa ilişkin pek çok tedbir alınmasına rağmen devlet yöneticiliğine haksızca hedef alan Portakal'ın toplumu kin ve düşmanlığa sevk ettiğini hükmetti. İfadelerin tarafsızlığa aykırı bir şekilde halkın birlik ve beraberliğini sağlanmasına zarar vereceği nitelikte olduğu kanaatine varan Rütük, 6112. sayılı kanunun 8. ve 1. B maddesine yer alan yayın hizmetleri ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı göstererek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz hükmü kapsamında Fox TV'ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası verilmesine karar verdi. Azerbaycan'ın Bakanlar Kurulu Basın Servisi Başkanı İbrahim Mamadov'dan yapılan açıklamada 20 Nisan'dan sonra vatandaşlarımızı ülkemize getirmek için koşullar oluşturulacak. Vatandaşlar eve gidiyorum sitesi üzerinden ülkemize gelmek için başvuru yapabilirler. Site 17 Nisan'da açılacak ifadelerini belirtti. Mamadov her hafta 300-400 vatandaş ülkemize getirilecek ifadelerini kullandı. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu altındaki genel merkezden yapılan açıklamada ülkede 56 yeni koronavirüs enfeksiyonu kaydedildiğini, 1253 kişiye koronavirüs bulaştığını, 400'ü tedavi edildiğini, 13'ü öldüğünü ve 836'sı özel hastanelerde tedavi altına alındığını, bunlardan 24'ü kritik durumda olduğunu, 27'si orta durumda olduğunu ve diğerlerinin sağlığı stabil olduğunu belirtti. İşler Sakarya'nın sunumunda Türkan Haberleri'ni izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.